اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجه. Bazen kişi birinden borç aldığı zaman o borç aldığı şey karşısında borç aldığı adama bir şey rehin olarak bırakır. Bu bazen olur. Örneğin gidiyor birinden bir borç istiyor. Adam da diyor ki sen o zaman filan şeyi getir benim yanıma bırak. Ne zaman borcunu ödersen ben de bunu sana geri veririm. Buna ne diyoruz? Rehin bırakmak diyoruz. Bir şeyi rehin bırakmak. Ve bu rehin olayında bir husus var, o da şudur. Rehin bırakılan bir mal, sahibinin izni olmadan kullanılmaz. O rehin alan kişi o malı kullanamaz. Sadece rehin olarak onu alıp oraya bırakmak zorundadır. Kullanırsa sorumludur. Hem günah işlemiş olur, hem de o malın başına bir şey gelirse zaten sorumlu olur. Telef olursa, zarar görürse o mal sorumlu olur. Zarar görmese bile o malı kullanmaya hakkı yoktur kesinlikle. Rehin aldığı malı kişi kullanmaya hakkı yoktur. Bir de kefil olayı vardır biliyorsunuz. Kefil olayı nedir? Siz birinden borç alacaksınız ve o kişi diyor ki bir tane kefil getir, ben sana bu borcu vereyim, bu eşyayı, bu malı vereyim. Kefillik İslam dininde vardır, caizdir, sıkıntısı da yoktur ama hükümleri vardır. Örneğin biri kefil olduğu zaman manası şudur. Bu adam parasını ödemezse ben ödeyeceğim. Manası budur. Dolayısıyla da o borcu hemen hemen üzerine almış oluyor. Bazen kefillik şöyle olur. Örneğin diyor ki senin paran bendedir. Bu adama sen bu malı ver, paranı benden iste. Malım bendedir. Yani o borcu kişi kendi üzerine alıyor. Ama o malı alan kimse o borcu o ödüyor tabii ki normal şartlarda. Bir böyle kefillik vardır. Bir de şöyle vardır ki diyor ki sen bu malı buna ver, eğer vermez ise ben vereceğim diyor. Bu da kefilliktir. İkisinin arasında bir fark vardır. Birincisinde kişi borcu kendi üzerine alıyor. Sanki borç bulunmuş gibi. İkincisinde borcu alan kişi ödemediği takdirde kefil ödüyor. İkisi de olabilir. Normaldir. Ama mesele şudur ki eğer kefil ölürse ve alacaklı da alacağını vermez ise, örneğin alacaklı alacağını vermedi, kefilin üzerine kaldı o şey. Kefil de ölür ise, kefilin mirası bölünmeden, mirasından borç alınarak, mirasından alınarak o kefil olduğu adama borcu ödenmelidir.
Çünkü kefillik de bir borçtur. Bunu önceden de söyledik ki kişi öldükten sonra mirası mirasçılar arasında bölünmeden borçlar ödenmelidir. Dini borçları ve beşeri borçları bunlar ödenmelidir. Ödendikten sonra miras bölünmelidir. Ama mirası bölenler derse ki biz örneğin babamızın borcuna karışmıyoruz. Borçlu gitsin babamın kendisinden alsın. Mezardadır gitsin oradan alsın. Mirasçının böyle demeye hakkı yoktur. Günahtır böyle demesi. Haramdır. Ama eğer dinlemez de böyle derse, babasının borcunu ödemezse, kendi malından, babasından kalan maldan ödemez ise, günah işlemiş olur ve o mirası ki alıyor, o miras olur haram. Yani o parayı tasarruf edemez. Ederse de haram işlemiş oluyor. Kefillik de böyledir. Kefil, alacak borçlu borcunu ödemezse kefile kalır. Kefil de ölür ise mirasçılar diyecektir. Durun kardeşim, bizim babamız birine kefil olmuştur. Biz onun borcunu ödemeliyiz. Babamızın üzerindedir çünkü bu borç deyip kişinin bu mirasından o alacaklığı ödenmesi gerekir. Bir de şöyle bir olay vardır. Örneğin kefil olan alacaklının yanında muhterem bir kişi olur. Saygın bir kişi olur. Ve alacaklı da der ki sen kefil olduğun için ben de o parayı ondan istemiyorum. Çünkü arada sen oldun. Ben de o parayı ondan istemedim. Ve yani o parayı kefilden dolayı bağışladı. Affetti. O borcu affetti kefilden dolayı. Artık kefil gidip de o adamdan parayı alamaz. Diyemez ki senin borcunu benden dolayı adam bana bağışladı. O zaman sen o borcu bana ödemelisin. Öyle diyemez. Gidip de diyemez ki senin borcun o adama vardı. Ben de kefildim. Sen o parayı bana vereceksin o zaman. Öyle diyemez. Ama eğer alacaklı alacağını kefile bağışlarsa, bir kefilden dolayı borcundan vazgeçme vardır. Burada kefil gidip de borçludan parayı alamaz. Ama alacaklı borcu kefile bağışlarsa, derse ki bu alacağın para senindir, sana verdim, senin oldu, ben artık istemiyorum, senindir derse, o kefil alacaklıdan gidip parayı, borcu alıp kendisi harcayabilir. İkisinin arasındaki fark belli oldu değil mi? Birisinde alacaklı kefilin hürmetinden, saygınlığından dolayı alacağından vazgeçiyor. Burada kefil gidip de borçluya, kardeşim sen borcunu bana ödeyeceksin. Çünkü adam benim hatırıma vazgeçti diye gidip adamdan para alamaz. Ama şöyle olursa ki, alacaklı derse ki kefile, o parayı ben sana verdim. Senindir artık. Sana bağışladım o parayı. Derse o kefil gidip, çünkü o para artık kefilin oldu. Dolayısıyla o da kefil gidip de adama o borcu bana ödeyeceksin diyebilir. Ve o adam da buna ödemek zorundadır. Ödemek zorundadır. Yani o adam da nasıl olsa adam alacağından vazgeçti. Dolayısıyla da ben de ödemiyorum diyemez. Ve kişi, insan kefil olduktan sonra kefilliğinden vazgeçemez.
Örneğin adam birini kefil olarak götürdü. Eşya aldılar. Ve adam da kefilliğini kabul etti. Tabii bu kefillik dediğimiz şeyler arkadaşlar resmiyette olmayan durumlar için geçerlidir. Resmiyette olan durumlar farklıdır. Bunlar bizim sözde kalan kefilliklerdir. Sadece kişinin kişiyi tanıdığı durumlarda olan kefilliktir. Birisi bir eşya alacaktır, borç alacaktır. Kefili götürdü dedi ki işte bu da benim kefilim. Ve o verecekli adam da kefile baktı. Evet kefil muhterem, güvenilir bir insan. Dedi ki tamam madem ki bunu getirdin malı ben sana veriyorum dedi. Malı teslim aldı. Bir gün sonra kefil dedi ki arkadaş ben kefil değilim. Artık böyle olmaz. Çünkü mal çıkmıştır elden. Kefil, kefil olduktan sonra kefaletinden vazgeçemez. Çünkü aracı oldun ve mal o kişiye geçti. Kimin yüzünden geçti? Senin yüzünden geçti. Dolayısıyla o borçlu borcunu ödeyene kadar sen kefil olmak durumundasın. Kefil olmak durumundasın. Konularımızdan bir tanesi de emanet konusudur. Emanet şudur arkadaşlar. Birisi getirir bir malı, bir parayı size teslim eder ve der ki bir müddet bu sizde kalsın. Ben bir müddet sonra bunu senden alacağım. Buna emanet denilir. Ödünçlük başka şeydir, emanetlik başka şeydir. Ödünç konusuna da geleceğiz. Örneğin ödünç nedir? Bir eşyayı kullanmak üzere birisinden ödünç almak. Örneğin matkaba ihtiyacın var. Gidip Ahmet'ten matkabı ödünç olarak istiyorsun. Buna ödünçlük denir. Emanetlik nedir? Emanetlik şudur. Ben matkabımı getirip sana bırakıyorum diyorum. Bu senin yanında kalsın ben senden alacağım. Bu emanettir. Ve emanet korunmalıdır. Emanet korunmalıdır. Korunmadığı takdirde emanet zarar görürse kişi sorumludur. Sorumludur ne demektir? Yani o emanetin zararını emaneti alan kişi karşılamalıdır. Örneğin birisi getirdi sana altınını verdi. Örneğin bir yolculuğa çıkacak, bir yere gidecek. Getirip sana altınını veriyor diyor ya ben yolculuğa çıkıyorum. Bu altın sende kalsın. Dönünce alırım. Emanet. Sen o altını korumak zorundasın. Altının çalınmayacağı şekilde muhafaza etmek zorundasın. Eğer o altını iyi korumaz isen çalınacak bir şekilde onu bir yerlere bırakırsan, o da çalınırsa sen o altının parasını o adama vermek zorundasın. Çünkü emanettir, emaneti almışsın ve korunması için de gereken önem ve ehemmiyeti vermemişsin. Ama korunması için önem ve ehemmiyeti, gereken önem ve ehemmiyeti vermişsin. Buna rağmen mal zarar görmüştür. Sorumlu değilsin. Çünkü sen gereğini yapmışsın ama ne yapalım? Başına bir iş geldi. Sen sorumlu değilsin kesinlikle. Bir kişi emanet alırken koruyamayacağını bile bile emaneti alırsa bir bu vardır ki korumamıştır. Koruyabilirdi ama korumamıştır. Bu zaten sorumludur hiç. Bir de bu vardır ki koruyamayacak. Yani o güçte değildir, o imkanda değildir. Böyle bir emaneti alır da, emanet de zarar görürse, evet zararı karşılamak zorundadır. Neden? Çünkü sen bu emaneti koruyamayacağını bile bile bunu aldın. Ve bu emanette zarar gördü. Dolayısıyla da bunun zararını ödemek zorundasın.
ve mal sahibi kişinin bu emaneti koruyamayacağını çok iyi biliyor. Mal sahibi, dikkat edin. Ben Ahmet'in benim arabamı koruyamayacağını çok iyi biliyorum. Bile bile de veriyorum. Diyorum ki Ahmet, bu araba sende dursun. Ama biliyorum ki bu emaneti koruyamayacak. Eğer emanetin başına bir şey gelirse o adam sorumlu değildir. Sen sorumlusun. Kendi malından sen sorumlusun. Çünkü adamın koruyamayacağını biliyorsun. Adam da sana diyor. Diyor ki ben koruyamam bunu. Benim böyle bir imkanım yoktur. Dolayısıyla da örneğin arabasını getirdi, buna teslim etti. Dedi ki bu arabamın bir müddet sende kalsın. O adam da diyor ki ya benim garajım yok, bahçem yok. Bu arabayı nereye bırakayım? Caddenin ortasında kalacak. Başına bir iş gelebilir. Yani koruyamayacağını adam diyor. Ve bu adam da, veren adam da zaten onun koruyamayacağını biliyor. Buna rağmen verdi ve araba da çalındı. Veyahut da arabaya birisi geldi vurdu. Sorumlu değildir. Emaneti alan kişi sorumlu değildir. Zararını da ödemek zorunda değildir. Veyahut da emaneti veren kişi emanetin belli bir yerde kalmasını istiyor. Örneğin arabasını getirip emanet olarak veriyor ama diyor ki araba illa da burada kalacak. Emaneti alanda diyor ki kardeşim burada kalmasın. Neden burada kalmasın? Çünkü örneğin bura çatının altıdır. Buz sarkabilir, arabanın üzerine düşebilir. Hayır diyor, illa da burada kalacak. Tamam. Emanet orada kalır da buz da onun üzerine düşer de camını kırarsa emaneti alan kişi sorumlu değildir. Çünkü sen ısrar ettin, emanet illa burada kalacak. Ama emaneti getirip de arabayı o buzun altına çekerse, o buz da düşüp camını kırarsa sorumludur. Çünkü emanet almışsın ve emanete sahip çıkmamışsın. Emaneti aldın mı korumak zorundasın. Zarar görmemesi için elinden geleni yapmak zorundasın. Eğer zarar görürse zararını da telafi etmek zorundasın. Ve birisi emanet verirse birine, örneğin birisi getirdi bana 100 bin lira verdi. Dedi ki bu 100 bin lira sende kalsın, ben senden alırım. Ve adam öldü. Adam öldü. Şimdi bu emaneti ben ne yapmalıyım? Varislerine vermeliyiz. Çünkü kişi ölürse kişinin malı varislerindir. Artık o kişinin değildir. Dolayısıyla da ben o malı o kişinin hayrına kullanamam. Böyle bir hakkım yok. Adam öldü. O zaman ben bu adamın mezarını yaptırayım. Bu adama İhsan edeyim, yemek vereyim diyemem. Çünkü o mal adam öldükten sonra varislerindir. Malın sahibi değişmiştir artık. Varislerin olmuştur. Madem ki varislerin oldu, o zaman ben varislere vermek zorundayım. Ama nasıl vermek zorundayım? Getirip varisini herhangi birine veremem. Çünkü bu mal varislere artık bölünmüştür. Örneğin 5 tane adamın oğlu varsa bu mal 5'e bölünmüştür. Hanımı varsa 6'ya bölünmüştür. Kızı varsa, örneğin 3 kızı 2 oğlu varsa, miras bölümü nasıl yapılırsa dinimizde, ona göre bölüp ona göre taksim etmeliyim. Örneğin erkeğe 2 katı, kıza 1 katı, hanımına 8'de 1'i. Örneğin bu şekil taksim etmeliyiz. Yoksa ben o mirası götürüp çocuğunun birine verdim. Al, bu senin babanın mirasıdır. Benden günah gitti diyemezsin. Ama eğer örneğin o diğer kardeşler bunu vekil etmişlerse miras taksiminde, evet ona verebilirsin. Çünkü onun mirasçılara dağıtacağını biliyorsun. Ama eğer dağıtacağını bilmez isen, hatta dağıtmayacağını bilirsen, götürüp de birine veremezsin.
Veyahut da duygusal davranıp da ya kardeşler içinde en fakir budur, en mağdur budur, o zaman ben buna vereyim babasının malını, diğerlerinin ihtiyacı yoktur. Böyle bir mantık kendi kendine yürütemezsin. Miras kalmışsa ve o emanet de senin yanındaysa onu o şekil taksim etmen lazım. Din nasıl uygun görmüşse o şekil taksim etmen lazım. Aksi takdirde sen o parayı mirasçıya versen dahi senin yükümlülüğün üzerinden düşmemiştir. Kıyamet gününde bunun hesabını sen verirsin. Ve meselemizden bir tanesi de ödünç almaktır. Ödünç almak, biraz önce anlattığım gibi, bir malı kullanmak üzere birinden istemektir. Ödünç istemektir. Birincisi şudur ki insan birinden ödünç mal aldığı takdirde o mal nasıl kullanılması gerekirse öyle kullanmalıdır. Örneğin bir insan birinden bir kürek alıyor. Ödünç bir kürek alıyor. Küreğin yapması gereken işler var. Kürek kazmanın yerine, baltanın yerine geçmez. Sen küreği kazmanın yerine kullanırsın da kürek de kırılırsa sorumlusun. Adama küreğini alıp vermek zorundasın. Ama sen küreği aldığın kürekle toprak atmaya yarar. Toprak atarken kırılırsa sorumlu da değilsin. Adamı alıp vermek zorunda değilsin. Adamın arabasını ödünç aldın. Ve arabayı da normal nasıl kullanılıyorsa öyle kullandın. Yani arabaya zarar verecek herhangi bir şey yapmadın ama araba bozuldu. Yaptırmak zorunda değilsin. Dikkat edin. Ama eğer sen arabayı hor kullanmışsan, bundan dolayı da araba bozulmuş ise, arabanın çekemeyeceği yük miktarından fazla yüklemişsen, arabada bundan dolayı lastiği patlamışsa, motoru bozulmuşsa, zarar görmüşse, bir yeri kırılmışsa onu ödemek zorundasın. Çünkü almış olduğun malı hor kullanmışsın. Hor kullandığından dolayı da zararını ödemelisin. Ama hor kullanmamana rağmen normalde kullanması gerektiği gibi kullanırsan da, kullanır isen ve o mal da bozulursa o ödünç aldığın kişiye onu yaptırıp vermek zorunda değilsin. Sorumlu değilsin. Ve ödünç mal ödünç verilmez. Ödünç mal ödünç verilmez. Yani sen birinden bir ödünç bir şey aldın, önemli bir matkap aldın. Bunu ben kullanıp getireyim. Biri de geldi, matkaba ihtiyacı vardı. Senden matkap istiyor. Ve benim de bir işim var, bunu halledeyip getireyim derse sen onu ona veremezsin. Çünkü onun sahibi sana vermiştir. Ona vermemiştir. Dolayısıyla da ödünç mal, ödünç verilmez. Ama sahibi razı ise, yani böyle bir diyalog arkadaşlar arasında, komşular arasında var ise, yani onun malını bu da kullanabilir ve bunun da onun razı olduğunu biliyorsan sıkıntı yoktur. Ama böyle bir durum söz konusu değilse ödünç mal ödünç verilmez. Ve ödünç aldığı malı kişi çalıntı olduğunun, gasbi olduğunun bilinirse, örneğin ben arkadaşımdan bir matkap aldım. Matkabı aldıktan sonra arkadaşım geldi, ben de o matkabı götürdü, dedi bu matkap benimdir. Bir ayda çalınmıştı, bir ayda kaybolmuştu. Bulamıyordum. Nereden aldım? Ben dedim ki örneğin Mehmet'ten aldım. Bu Mehmet'in aldım, bunu Mehmet'ten aldım. Evet, artık sen o matkabı ne yapacaksın şimdi? Mehmet'e mi vereceksin, çalan adama mı vereceksin, sahibine mi vereceksin? Sahibine vereceksin. Kur'an diyor ki, her şeyi ehline verin, sahibine verin. Dolayısıyla da onun çalıntı olmasına rağmen sahibine vereceksin. Ödünç aldığın adam, yani o çalan adam gelir de itiraz etse bile sen ona bir şey vermek zorunda değilsin. Yani derse ki niye benim malımı sen başkasına verdin?
çalmıştım çalmamıştım sana ne var, sen benim benden aldığın malı bana verecektin. Böyle demeye hakkı yok dese bile sen kıyamet gününde sorumlu değilsin. Bu her türlü işte böyle bu geçerlidir. Çalıntı mal, gasp edilmiş mal elinize ulaşırsa onu sahibine ulaştırmak zorundasınız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.